Herkese merhaba. Bugün yılbaşı ağacımız için makremeden yılbaşı süsleri yapacağız. Bu video aslında tek bir video olacaktı. Fakat tek bir video olsaydı sizi çok sıkabilirim diye düşündüm. O yüzden 3'e ayırmaya karar verdim. Ve bugün ilkiyle başlamak istiyorum. Bugün yılbaşı ağacımız için makremeden kar taneleri yapacağız. Bir sonraki videoda ise makremeden yıldızlar yapacağız. Bir sonrakinde ise küçük çam ağaçları yapacağız. Biliyorsunuz yılbaşı ağacı süslerinin orijinalleri çok pahalı. Fakat siz hem kimsede olmayan yılbaşı ağacı süsleri yapacaksınız hem de çok düşük maliyetle bunu elde etmiş olacaksınız. 5-6 lira gibi bir maliyette yılbaşı ağacınızı süslemiş olacaksınız. Biraz da peri ışığı eklerseniz bence gerçekten çok güzel oluyor. O zaman öncelikle makremeden kar tanelerimizi yapmaya başlayalım. Kar tanelerini yaparken kullanacağım ip bu şekilde beyaz renk çok ince bir makreme ipi. İnternet siteleri yok fakat Instagram'dan iletişime geçtiğinizde ipleri size yolluyorlar. İlk kar tanemiz için 45 cm'lik 10 adet ip kesiyoruz. Kestiğimiz bu ipleri 20 cm'lik bir ip parçasına bu şekilde bağlıyoruz. Daha sonra bu ipin iki ucunu sıkıca birbirine bağlıyoruz ve ipleri en ucundan kesiyoruz. Şimdi artık makremimizi örmeye başlayabiliriz. Burada iplerimizi ikişerli bir şekilde ayıracağız. Dikkat etmemiz gereken püf nokta ise ipin ucunu bağladığımız noktadaki ipin sağındaki ve solundaki ipi ikişerli bir grup olarak elde ediyoruz. Daha sonra da işte yanındaki ipleri de ikişerli bir şekilde ayırıyoruz. İplerimi bu şekilde grupladıktan sonra elde ettiğim bu 5 gruba tek sıra kare düğüm atacağım. İlk sıradaki kare düğümlerimi atmayı bitirdikten sonra şimdi sıra geldi ikinci sıraya. İkinci sırada bu grupladığım ipleri ikiye ayırıyorum ve yanındaki gruptaki ikiye ayırdığım iple birazcık boşluk bırakarak yine bir tek sıra kare düğüm atıyorum. İkinci sıradaki düğümlerimi de atmayı bitirdikten sonra üçüncü sıraya geçiyoruz. Üçüncü sırada da yine attığım kare düğümleri ikiye ayırıyorum ve yanındaki ikiye ayırdığım iplerle tekrar tek sıra bir kare düğüm atıyorum. Üçüncü sıradaki düğümlerimi attıktan sonra seçtiğim iki ipi kar tanemi ağacıma bağlamak amacıyla bu şekilde düğüm atıyorum. Diğer iplerimi ise ucundan çok az bırakarak bu şekilde kesiyorum. Ve ilk kar tanemiz hazır. Fakat bu kar tanesine yapacağımız işlemler bitmedi. Diğer makremelerimi ördükten sonra üçüne uygulayacağım bir işlem var. Ağaçta daha dik, daha güzel durması için yapacağım son bir işlem daha olacak. Şimdi sıra geldi ikinci kar tanemizi yapmaya. İkinci kar tanemizde 50 cm'lik 12 adet ip keseceğiz. Ve bunları ilk kar tanemizde yaptığımız gibi bir ipe bu şekilde bağlayacağız. Daha sonra iplerin ucunu bağlayacağız ve ipimizi sabitleyeceğiz. İplerimizi yine ikişerli olarak ayırıyoruz. Ve ayırdığımız iplere ilk kare düğümümüzü atıyoruz. İkinci kare düğümümüzü atarken yaklaşık bu şekilde bir 3 santimlik bir boşluk bırakıyoruz. Ve kare düğümümüzü tutup yukarıya doğru elimize çıkarıyoruz. Aynen bu şekilde bir görüntü elde etmiş olacağız. Üçüncü kare düğümümüzü atarken yukarıda bıraktığımız boşluktan biraz daha az boşluk bırakarak kare düğümümüzü atıyoruz. Ve yine elimizle tutup düğümümüzü yukarıya doğru çıkarıyoruz. Dördüncü kare düğümümüzde de aynı işlemi uygulayacağız. Daha az boşluk bırakarak kare düğümümüzü attıktan sonra düğümümüzü bu şekilde yine yukarıya çıkarıyoruz.
5. düğümümüzü atarken artık minicik bir boşluk bırakarak düğümümüzü atıyoruz. Yine aynı şekilde düğümümüzü yukarıya doğru çıkarıyoruz. Ve tüm düğümlerimizi attığımızda bu şekilde bir görüntü elde etmiş olacağız. Ve bunu da artık bütün gruplarımıza uygulayacağız. Yine seçtiğim iki ipi bu şekilde bağlıyorum ağacımı asmak için kertanemi ve diğer iplerimi de birazcık boşluk bırakarak kesiyorum. Ve böylelikle ikinci kertanemiz de hazır olmuş oluyor. Şimdi sıra geldi üçüncü kertanemize. Bu makrememizde farklı bir teknik kullanmayacağız aslında. Yine ilk iki kertanemizde yaptığımız tekniklerin aynısını uygulayacağız. Ama birazcık daha birleştirerek uygulayacağız teknikleri. Öncelikle 60 cm'lik 10 adet ipimizi kesiyoruz. Ve daha sonra yine diğer makremelerimizde yaptığımız gibi bir ipe bu şekilde iplerimizi düğüm atıyoruz. Daha sonra yine iplerimizi ikişerli şekilde 5 gruba ayırıyoruz. Ve ayırdığım bütün iplerime 2 sıra kare düğüm bağlama yapıyorum. Yaptıktan sonra iplerimi ikiye ayırıyorum ve yanındaki iple birazcık boşluk bırakarak yeni bir kare düğüm bağlama yapıyorum. Ve burada yine biraz boşluk bırakarak yeni bir kare düğüm bağlama yapıyorum. Ve düğümümü elimle yukarıya çıkarıyorum. Altındaki düğüme yine aynı işlemi uyguluyorum fakat daha az boşluk bırakarak yapıyorum işlemi ve yine düğümümü yukarıya çıkarıyorum. Bir sıra daha bu şekilde kare düğüm bağladıktan sonra yaptığım bu işlemleri ayırdığım diğer iplerime de aynı şekilde uyguluyorum. Ve seçtiğim iki ipi yine bağlayıp iplerimin ucunu da kestikten sonra üçüncü kertanem de hazır olmuş oluyor. Kertanelerimizin hepsini hazırladıktan sonra ne kadar fazla hazırlarsanız çam ağacınız da o kadar güzel görünecektir. Bunları yaptıktan sonra son bir işlemimiz var demiştim ben. Artık o son işleme geçebiliriz. Kertanelerimin daha düzgün ve dik durmasının sebebi ise bu saç spreyi en sert olanından olması gerekiyor bu saç spreyinin. Öncelikle kertanelerimin önüne sıkıyorum. Daha sonra kurumasını bekliyorum. Bir de arkalarını çevirip arkalarına aynı işlemi uyguluyorum. Ve artık kar tanelerim yılbaşı ağacına asılmaya hazır.